olmayanlar da vardı. Ablamı, amcamın oğullarını ve kızlarını kaybettim. Aradan geçince 22 yıla rağmen o gün yaşananları unutmuş değiliz. Bizler vasfalara karşı çocuklarımız ve eşlerimizle birlikte katılmıştık. 3 kez oğlumu kurşun yağmurunda can havliyle yutup kaçtık. Her seferinde onu almaya gittiğimde önümdekileri denk gelen kurşunlarla sağ kurtuldum. Ölmemek o acı yıllarca taşımaktan daha büyük bir acıdır. Katliamda onlarca kişi yaşamını yitirdi. Yaralılarımızı ve katliam alanından almamıza izin vermediler. Ablamın başında sarı, kırmızı ve yeşil renkli eşarp vardı. Özel harekat timleri Türk renklerini hedef alarak başından vurdular. Kanlar içinde hastaneye kaldırmak istedik, izin vermediler. Yerde yatan kardeşimiz sivil bir aracı zorla durdurarak hastaneye kaldı. Hastanede yaralılara polisler işkence ediyordu. Ablam da hastanede yaşamını yitirdi. Filmde Karstigor'da yaşamını yitiren ve diğer Türk ayı ve farklı meclis siyasetli cinayetleri kurban gidenler için bir dakika oturma ilerine geçiyor. İnsanları gözaltına almaya yetkili kurumlar kolluk kuvvetleridir. Kolluk kuvveti gözaltına aldığı kişinin canından, yaşama hakkından, eşit ve adaletli bir yargı önünde yargılanmasından mesuldür. Kişilerin canını korumakla yetkili kolluk kuvvetinin gözaltına aldığı kişileri işkence ile katletmesi insanlığa karşı işlenmiş suç kapsamına alınmaktadır. Her ne kadar Türkiye'de yargı erki ilgili soruna derman olma konusunda sınıfta kalmış olsa da hak savunucuları ne kadar zaman geçerse geçsin katledilenlerin akıbetini sormaya devam etmektedir. Abdullah Kançı henüz genç yaşında tüm ailesinin geçim sıkıntısını sırtlıyordu. Bu sebeple çobanlık yapmak üzere Yüksekova'ya bağlı Doski mıntıkasında bulunuyordu. Çobanlığının yaptığı sürüsüyle patikalarda hayvanlarını otlatan Abdullah Kançı 1994 yılında bölgede operasyona çıkan Bolu Tugay tarafından gözaltına alındı. İlgili olayı gören köylüler Abdullah Kançı ve beraberindeki çobanların ailelerine bilgi verdi. Abdullah Kançı'nın ailesi operasyona çıkan Bolu Tugay'ının olduğu bölgeye gitti. İşkence edilmiş halde gören ve konuşan anne oğlunun suçunun olmadığını, sadece çobanlık yaptığını dile getirse de herhangi bir sonuç alamadı. Abdullah annesine "Beni öldürecekler, lütfen yardım edin" diye seslendi. Bölgeden uzaklaştırılan aile fertlerine Abdullah'ın Yeşiltaş Karakolu'ndan sonra ilçe jandarma karakoluna götürüleceği söylendi. İlçe jandarmaya giden ailelere "Çocuklarınız Diyarbakır'a götürüldü" denildi. Abdullah Kançı ile gözaltına alınan başka bir çoban Yüksekova'da ağır işkence edilmiş halde serbest bırakılırken Abdullah'tan haber alınamadı. Diyarbakır'da çocukları için başvuru yapan aileye "oğlunuz gözaltında değil" cevabı verildi. Aradan geçen zaman sonrasında Doski mıntıkasında bir erkek cesedi bulunduğu bahisle köylüler aileye haber verdi. Olay yerine giden aileler Abdullah Kançı'nın ağır işkence görmüş, ayakları kesilmiş ve vücudu yanıklar içinde olan bedeniyle karşılaştı. Abdullah Kançı Bolu Tugay tarafından gözaltına alındı ve ağır işkence ile katledildi. Ailenin Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu başvuru kavuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Tüm diğer başvurular reddedildi ve dosya sürüncemede bırakılarak kapatıldı. Abdullah Kançı'nın akıbeti faili meçhul bırakıldı.